Bakara suresinin 261'den ta 274'e kadar. Burayı iki sayfa yaklaşık, üç sayfa aşağı yukarı. Burayı bir okuyun. Hep vermekle alakalıdır. Bakara suresinin 261'den başlayın, 274'e kadar lütfen mutlaka okuyun. Orada vermenin usulü, verdiğimizin sevabı nasıl boşa gider, bunun uyarıları, efendim vermenin fazileti, böyle arka arkaya muhteşem ayet-i kerimeler var Bakara suresinin. Ben sadece bir tanesini arz edeyim. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ Allah yolunda mallarını verenlerin misali, bir tohumu toprağa ekip de yedi tane başaklı bir sap, bir gövdenin çıktığı buğdaya benzer diyor. Fi külli sümbületin miyetü habbe. Yani bir tane buğdayı ektiniz, tek bir buğday ektiniz, ondan bir kök çıkıyor. Ona ne diyoruz? Bizim o tarafta sap derler. Sap diyoruz değil mi? O bir tane çıkıyor. Onun başında yedi tane başak var. Yedi tane başak. Fi külli sümbületin miyetü habbe. Her başakta da yüz tane buğday var diyor Cenab-ı Hak. Her başakta yedi başak var. Başakların her birinde de yüz tane var. Yüz tane buğday var. Yani bir tane buğday ektik. O buğdaydan çıkan kaç oldu? 700 oldu. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu anlatırken Cenab-ı Hak bir verirsiniz 700 alırsınız diyor. Bu son sınır mı ya Rabbi? Bir de bir verdiğimiz zaman sadece 700 katıyla mı mükafatlandıracaksın bizi? Onu mu söylüyor ayet? Devam ediyor ayet. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah dilediğine daha da katlayarak verir diyor karşılığını. 700 de son sınır değil.